Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm değerli dinleyicilerim. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan kıymetlimiz, rehberimiz, mürşidimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed'in Emin-i Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hayatının her bir zaman dilimi Kur'an'ın tefsiri nispetinde hayati bir önem arz ettiği için o mübarek kutlu ve seçkin hayatın her zaman dilimine ayrı bakış açılarıyla bakarak istifade etmeye muhtacız. Özellikle fikir akımlarının şiddetli rüzgar ve kasırga gibi zihnimizi ve ruhumuza tesirde bulunmaya çalıştığı milenyumlu dönemde onun Allah'ın nuruyla nurlanan, terbiyesiyle yetişen nadide ve zarif hayatını zihnimizde ve gönlümüzde dir tutmaya ihtiyacımız var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu bağlamda bir günü üzerine gelin bugün tefekkürde bulunalım. Lütfedip dinlersiniz değil mi? Dünyanın her yerinden bizi dinlemekte olan kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın 63 yıllık mübarek ömrünün hangi bir gününü ele alacağız? Bilindiği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bölümlere ayırmak mümkün olsa, bunu ticaretle iç içe olduğu peygamberlik öncesi Mekke dönemi, peygamberlik gelip tebliğe başladıktan sonra İşkence ve baskılarla karşılaştığı Mekke dönemi ve bu baskılar, işkenceler sonucunda hicret ettiği Medine'de geçirdiği dönem şeklinde en azından 3 safhada incelemek gerekiyor. Burada Resulullah Aleyhisselam'ın siyasi çalkantılardan uzak sıradan bir Medine gününü incelemeyi arzu ediyoruz. İnsanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilen Resulullah Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in onca ikazına rağmen, misal Kehf Suresi 110. ayet, Furkan Suresi 20. ayet, Ankabut Suresi 48. ayet, Fussilet Suresi 6. ayet gibi, zaman zaman olduğundan farklı gösterilerek Müslümanlar için örnekliği göz ardı edilmiş. Bu da onun mesajının doğru bir şekilde muhataplarına ulaşmasını hedefinden sapmaya sebep olmuş. Oysa Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatı incelendiğinde vahiy alan bir insan olmasına rağmen içinde bulunduğu halktan biri olarak yaşadığı ve onun bu yönünün rahatlıkla örnek alınabileceği görülecektir. Bizler için güzel bir örnek olan Resulullah Aleyhisselam'ı model olarak almanın yolu da onun günlük yaşamında nasıl davrandığını öğrenmekle mümkündür. Buradan hareketle biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gününü inceleyerek zamanını nasıl geçirdiğini, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini tespit etmeye çalışacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın bir günü incelendiğinde rahatlıkla onun ciddi bir zaman bilincine sahip olduğu görülecektir. Ancak ümmeti olmakla iftihar ettiğini söyleyen ve çoğunluğunu Orta Doğu'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu insanların en temel zaafının da zaman denilen o değerli hazinenin kıymetini bilmemek, hatta israfa varan bir tarzda sorumsuzca harcamak olduğu söylenebilir. Hayatını neredeyse saniyesine kadar planlamayı başaran Allah Resulü Aleyhisselam, böyle yaparak muazzam bir medeniyetin temellerini atmaya muvaffak olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın bir gününü nasıl planladığı fikrinden hareketle oluşan konuşmalarımız iki bölümden mahal bırakıyor. İlk bölüm Peygamber Aleyhisselam'ın gündelik hayatının geçtiği mekanlara ayrılıyor. Özellikle dördü üzerinde durulmuş ve daha çok Resulullah Aleyhisselam'ın gündelik hayatı merkeze alınarak incelenmiş. İkinci bölüm ise sabah kalkmasından akşam yatmasına kadar Resulullah Aleyhisselam'ın
günlük hayatının mercek altına alınmasına tahsis edilmiş. Öncelik mescit. İfade ettiğimiz gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabının günlük hayatının önemli bir kısmı Mescid-i Nebi'de geçmekteydi. Mescid-i Resulullah aleyhisselamın Medine'ye hicretinden hemen sonra yakın dostu ve kayınpederi olan Hazreti Ebubekir tarafından satın alınarak Müslümanlara vakfedilen arazide bina edilmişti. Çok büyük bir işleve sahip olmasına rağmen son derece sade bir bina olan Mescid-i Nebi'nin inşaatında Allah Resulü aleyhisselam da bir işçi olarak çalışmıştı. Duvarları kerpiçten yapılmış, tavanı ise hurma dallarıyla örtülmüş olan bu önemli kurumun içinde hiçbir süs olmadığı gibi mihrap da yoktu. Hatta uzun yıllar minber dahi bulunmamaktaydı. Bu süre zarfında Resulullah aleyhisselam ashabına bir hurma kütüğüne dayanarak hitap etmişti. Kuşkusuz öncelikle bir ibadet mekanı olarak inşa edilen ve Resulullah aleyhisselamın imametinde günlük namazlar ile cuma ve bayram namazlarının kılındığı söz konusu bu mübarek bina, kurulduğu günden itibaren bir okul olarak kullanılmış. Gerek erkek, gerekse hanım sahabelerin tamamı burada eğitilmiş. Resulullah aleyhisselam erkek sahabilere vakit namazlarından önce veya sonra burada dersler verirken, hanımlara ise vakit namazlarındaki bu bilgilerin yanı sıra belirlenmiş olan özel günlerde de sohbet ederdi. Bu durum yetiştirecekleri çocuklarla geleceği şekillendirmede belirleyici bir role sahip olan hanımlara verilen değeri göstermesi açısından son derece önemlidir saygıdeğer dinleyicilerim. Resulullah Aleyhisselam'ın bulunmadığı dönemlerde de mescidin aynı işlevini sürdürdüğü anlaşılmakta. Nitekim kaynakların ifadesine göre burada ashabın oluşturduğu çeşitli ders halkaları olurdu. Resulullah Aleyhisselam mescide geldiğinde ibadetle meşgul insanların yanına değil, eğitimle iştigal edenlerin halkasına katılmayı tercih ederdi. Peygamber aleyhisselamın böyle davranmasının sebebi olarak eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunu göstermek istediği söylenebilir. Resulullah aleyhisselam döneminde müstakil bir hükümet binası bulunmadığı için Mescid-i Nebevi bazen devlet veya kabile elçilerinin kabul edildiği bir devlet yönetim binası gibi de kullanılıyordu. Çevreye gönderilecek seriyeler yani küçük ordular, buradan çıkarılır ve savaş kararları burada alınır. Hatta savaş stratejileri dahi Mescid-i Nebi'de belirlenirdi. İslam kurumlarının henüz teşekkül etmemesini, Peygamber aleyhisselamın bütün bu işleri bir tek mekanda yapmasının sebebi olarak göstermek mümkün olduğu gibi, yeni şekillenmekte olan toplumun neyi nasıl yapacaklarını açık bir şekilde belirtmek istediğine de bağlamak mümkündür. Resulullah aleyhissalatu vesselam biraz önceki arz ettiğimiz mescitte ashabıyla birlikte otururdu. Konuşurken etrafındakiler tarafından dikkatle izlenir, başkası söz aldığında onu dinler ve kendisine değer verdiğini gösterirdi. Bu tür ortamlarda onlardan biri gibi olurdu. Onu tanımayanlar, kendisini beraber oturduğu insanlardan asla ayıramazlardı. Onlar gibi giyinir, onlar gibi otururdu. Mescitte oluşan ilim meclislerine uğradığında veya oturduğu meclisten ayrıldığında ashabın kalkmasını istemez, böyle yapmamaları konusunda da onları uyarır. Ben Kisra veya Kayser, İran kralı ya da Bizans imparatoru gibi değilim derdi. Resulullah aleyhisselamın günlük hayatının geçtiği bu mescit iki temel birimden oluşuyordu. İlk bölümünde ibadet yapılan kısım, ikinci bölümünde ise kimsesizler, evi barkı olmayanlar, fakir, dışarıdan gelen misafirler, Medineli bekarlar ve evleri olmakla birlikte Resulullah aleyhisselamı dinleyip ondan feyz almak, ilim almak için evlerine gitmeyen Abdullah bin Ömer ve İstanbul'umuzun medar-ı iftarı Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari ki bunlardandır. İnsanların ikamet ettiği Suffa kısmıydı. Mescidin gölgelik tarafındaki Suffa, kaynaklarımızda Resulullah aleyhisselamın vakit namazlarından sonra uğramayı ihmal etmediği mekanlardan biri olarak zikredilmektedir.
Suffa'da daimi kalan insanların yeme içmelerine gelince, yiyeceklerinin önemli bir kısmını hurma oluşturmaktaydı. Hurma bahçeleriyle meşhur olan Medine'de, özellikle hurma hasat mevsimi, Suffa'da yaşayan insanların bayram ettiği dönemdi. Zira hurma bahçelerinin sahipleri, dalından kopardıkları salkımları buradaki sütunlardan herhangi birine asarlar, Suffa sakinleri de acıktıklarında gelir ve o hurmalardan ihtiyaçları kadar alırlardı. Bu olay daha sonra özellikle de Osmanlı döneminde ihtiyaçlarını başkasına söyleyemeyen onurlu fakirler için mescitlerin avlusuna havaiç taşlarının konmasına öncülük etmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı'da sabah namazına giden zenginler namaz çıkışında bu taşlara gönüllerinden koptuğu kadar sadaka koyarlardı. Onlarla birlikte aynı ibadet yerini paylaşmış olan fakirler de çıkarken ihtiyaçları nispetinde oradan para alırlardı. Bu hadise ister zengin olsun, isterse fakir olsun, atalarımızın Osmanlı döneminde fedakar olduklarını, açgözlü olmadıklarını göstermesi açısından önem arz ediyor. Bugün bir yerde bir yemek ikram edildiği zaman izdiham oluyor. Bir hediye, elbise, kıyafet verildiğinde millet birbirine eziyor. Zenginimizin de fakirimizin de aslında bizde olan verirken edeple, zarafetle vermek, alırken onurla almak, ihtiyacından fazlasına yeltenmemek hakkaniyetlerini ikram ediyor. Anlamamızı sağlıyor. Ha, biliyor musun? Filanca yer filanca ikramları veriyormuş, kumanya veriyormuş, maaş bağlıyormuş. Gideyim oradan alayım, sonra gideyim bir de buradan alayım gibi. Doymayan nefis, ölümü düşünmeyen akıl, hesaptan çekinmeyen bir kalbin yaptıklarıyla o dönemdekilerin yaptıkları bir olmuyor. Suffa'nın iki bölümünden oluştuğu erkeklere ait kısmının yanında kadınların eğitim gördüğü diğer bir bölümün de bulunduğundan bahsedilir. Bu rivayetin doğruluğunu kabul ettiğimizde görev yapan öğretmenler arasında Peygamber aleyhisselamın eşlerinin de olduğunu söylemek gerekir. Diğer nokta evi. Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde inşa edilen Resulullah aleyhisselamın evi küçük ve dar odacıklardan oluşmaktaydı. Resulullah aleyhisselamın eşlerinin her biri bu müstakil odalarda ikamet etmekteydiler. Bu odacıklar o kadar dardı ki yatak serildiği zaman bir kişinin namaz kılacağı başka bir yer kalmıyordu. Bunu Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha anlattığı şu olaydan anlıyoruz. Peygamber aleyhisselam secdeye gideceği sırada ayağı ayağıma değdiğinde ben ayağımı çekerdim ve o da secdeye giderdi. Son derece sade olan Resulullah aleyhisselamın evinde süs eşyası olarak hiçbir şey bulunmazdı. İçinde sıradan insanların evlerinde bulunanlardan daha az şey vardı. Her odada bir şilte, yatak, kırba, bir iki tabak, hem hamur yoğurmak hem de banyo yapmak için kullanılan bir kabın dışında bir şey yoktu. Hatta bu küçük odalarda hayat o kadar zordu ki Allah Resulü'nün eşleri bazen dayanamaz hale gelmişler, evdeki koşulların Medine'deki diğer Müslümanlarla aynı seviyeye getirilmesi için Resulullah Aleyhisselam'a baskı yapmışlardı. Ahzab suresinin bir kısmı Resulullah Aleyhisselam'ın eşlerinin bu tutumunu eleştiren ve nasıl davranılmasını gerektiğini açıklayan tarzda nazil olmuştu. Son derece zahidane bir hayat süren Resulullah Aleyhisselam'ın evi, dönemin fakirlerinin evleri gibi geceleri aydınlatılamıyordu. Burada Peygamber Aleyhisselam'ın fakirliği zenginliğe tercih etmesinden daha çok, halkın en alt tabakasının bile kendisiyle rahatlıkla bir sempati ve bağ kurabileceği bir yaşam tarzını benimseyerek insanların kendisiyle daha yakın ve rahat diyalog ve irtibata geçmesini tesis etmiş olması tercih edilebilir. Aksi takdirde zengin hayat yaşayan sahabelerini bundan dolayı uyarmış olması, bineklerini, giyeceklerini, giydiklerini, silahlarını, yaşadıkları evleri buna göre tanzim etmelerini isteyebilirdi. Aslında burada idarecilerin nasıl davranması gerektiğini ön plana koyan bir işareti görmüş oluyoruz. Diğer bölge pazarlar demiştik. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra
Müslümanları Yahudi tüccarların zulmünden kurtarmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla tarihe Medine Pazarı veya Peygamber Pazarı olarak geçmiş olan pazarı kurdu. Pazara gelen maldan pazar sahibi veya sorumlusuna ödenen uşur vergisini kaldırarak buraya bir canlılık gelmesini sağladı. Öyle ki kısa süre içerisinde yeni kurulmasına rağmen Medine'nin en işlek pazarı haline geldi. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatının bir kısmı bu pazarda geçerdi. Kaynaklarımızdaki Resulullah Aleyhisselam'ın pazar ve pazarcılar arasındaki tartışmalar ile sair zamanlarda tüccarlara verdiği öğütlere ilişkin bilgiler dikkate alındığında buraya haftada birkaç kez uğradığı anlaşılmaktadır. Pazardaki işlerin rayına oturması üzerine Resulullah Aleyhisselam Şifa el-Adeviye'yi görevli olarak atamış, kendisi ise arada bir uğrar olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile eshabının günlük hayatlarının önemli bir kısmı kuşkusuz cadde ve sokaklarda geçerdi. Said el-Hudri'nin anlattıklarını esas aldığımızda Resulullah Aleyhisselam'ın buraların kamuya ait olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Nitekim eshaba yaptığı tavsiyelerde yollarda oturmamalarını özellikle vurgulamıştır. Müslümanların geçişine engel olarak ona eziyet edilmemesi gerektiği felsefesinden hareketle verilen bu öğüdün, biz Müslümanların hayatında ne kadar yer edildiğini, arabalarımızı diğer insanların arabalarının değil, kendilerinin dahi geçmesine mani olacak şekilde park etmemizden çıkarmak mümkündü. Oysa ki tam tersi olması gerekiyordu. Yola atılan bir dikenin kaldırılmasını, yani insanlara eziyet veren bir şeyin yoldan kaldırılmasını, imanın 70 şubesinden bir şube sayan Allah Resulü Aleyhisselam'ın emri, tavsiye ve direktiflerine baktığımızda, biz ahir zaman Müslümanlarının, kendi nefsimi de dahil ederek, çok uzak bir noktada olduğumuzu söylemek söz konusu olabiliyor. Bu paylaşmış olduğumuz Resulullah Aleyhisselam'ın pratiklerinden tekrardan feyiz almaya, ders almaya bugünden tezi yok, hemen olmamız gerektiği şekliyle hayatımızı düzenlemeye, düzeltmeye ihtiyacımız var. Yapmamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatının geçtiği mekanları şöyle kısacık geçtikten sonra şimdi de kısacık onun günlük hayatına değinelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namaz vakti girmeden kısa bir süre önce müezzinler tarafından uyandırılırdı. Güne hamdü sena ile başlar. Kendisini yeni bir güne daha kavuşturan Allah'a minnettarlığını Sahih-i Buhari'de geçtiği üzere "Allah'ım senin sayende sabahladık, senin sayende akşamladık, senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz, senin huzurunda toplanacağız" diye dua ederek ifade ederdi. Uyanıp henüz yatağından kalkmadan önce yaptığı ilk şey mutlaka misvak ile dişlerini fırçalamak olurdu. Bu hadise Resulullah Aleyhisselam'ın ağız ve diş sağlığına verdiği önemi göstermesinin yanı sıra onun diğer insanlara gösterdiği saygıyı anlatması açısından da büyük bir öneme sahip. Diğer insanlara göstermesi haricinde aynı odayı aynı hayatı paylaştığı eşine karşı gösterdiği saygı anlamında da önemli. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kalktıktan sonra elini yüzünü yıkadıp dişlerini fırçalayabilirdi. Ama henüz uyanır uyanmaz dişini misvaklaması kendisiyle aile hayatı kuran eşlerine karşı göstermiş olduğu saygının da bir tezahürü. Bu konunun önemi, onun özellikle sarımsak kokusu gibi muhatabını rahatsız edebilen yiyeceklerden uzak durduğu şeklindeki diğer rivayetlerle bir arada değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alır, özellikle de güne abdestle başlamaya özen gösterirdi. Daha sonra evinde iki rekat namaz kılardı. Sabah namazından önce kılmayı adet haline getirdiği bu iki rekat namazı hızlıca kıldığı rivayet edilir. Bunu anlatan Hazreti Ayşe, zaman zaman Fatiha suresi okuyup okumadığında tereddüt ettiğini ifade eder. Buhari Tecid'de, evden çıkmadan önce aile fertlerini mutlaka namaza kaldırırdı. Sadece eşlerini değil, kızı Fatıma'nın da evine uğrar ve "Haydi namaza ya ehlel beyt, ey ev halkı,
Allah sizden kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor diye sesini yükselterek onları namaza kaldırırdı. Bu hadise aile reislerinin namaz hususunda sorumluluğunu ifade açısından, namazın İslam dininin yerini göstermesi açısından öneme sahip. Peygamber aleyhisselam sabah namazı için aile efradını uyandırdıktan sonra elbisesini giyerdi. Onun günlük kıyafetleri son derece sıradandı. Başına iki ucu omuzuna sarkan bir sarık sarardı. Bu sarığın rengi değişmekle beraber en çok beyaz sarığı tercih ederdi. Hatta elbiselerinizin en hayırlısı beyaz olanıdır. Beyaz giyininiz ve ölülerinizi onunla kefenleyiniz diye buyururdu. Çoğunlukla pamuklu elbiseleri tercih eden ancak zaman zaman yün ve keten elbiseler de giyen Resulullah aleyhisselam en çok izar giymeyi severdi. Bunların yanında kullandığı giyim eşyaları Yemen abaları, cübbe, kaftan, gömlek, rida, mest ve ayakkabıdan oluşmaktaydı. Resulullah aleyhisselam dağınık olmayı hiç sevmezdi. Mescide çıkma